Herkese merhaba. Rusya Moskova'da Park Gorkova'nın şu andaki durumu. Giriş bu şekilde. Hava mevsime göre biraz soğuk. Burası parkın girişi. Rusya'nın her yeri, bütün meydanları, bütün parkları, caddeleri çok geniş. Kaldırım alanları, yolların genişliği, önceden planlı bir şekilde yapılmış olması gerçekten muhteşem. Nereye gitseniz bunu görüyorsunuz. Park Gorkova, Moskova'nın en büyük parklarından bir tanesi. Şu anda tadilat çalışmaları devam ediyor. Yazı hazırlık. Şu anda Nisan'ın 5'i, evet Nisan'ın 5'i. Sabah saatleri olduğu için son derece sakin ve boş. Çok büyük bir park, içerisinde gezeceğiz. Park Gorkova'daki gezimiz esnasında sincapları gördük. Şimdi biraz çekelim onları. Rusya'nın bütün parklarında böyle sincap, değişik kuşlar görebiliyorsunuz. Bakın. Sincaplarımız. Bir tane de burada var. Bak bak geldi. Neredesin? Evet. Eğer fıstık veya fındık olsaydı elimizden gelip yerlerdi. Gelecek misin? Gel. Şimdi ağaca çıkıyor. İşte böyle doğa harikası. Burada hayvanlar, insanlar iç içeler. Yani zaman zaman beslendikleri için de insanlardan böyle çok fazla kaçmıyorlar sincaplar. Çok yakınız aslında. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin, çok güzelsin. Ay, inanılmaz bir tırmanıcı. Gel. Gel. Gelir misin? Ha? Gelir misin? Gel. Bak. Bak elime geldi. Bak. Ay, bak. Elime geldin. İşte çok güzel. Şey istiyorlar. Fındık fıstık istiyorlar olsaydı beslerdik bunların hepsini. Sincaplar şöyle hayvanlar. Topladıkları işte kışı geçirecekleri malzemeleri toprağın altına saklıyorlar ve kış boyunca oradan bulup yiyorlar onları. Çok güzelsin. Daha bir sürü var böyle. Bulduğunu yiyor şu anda bakın. Bakın tohum yiyor. Kırdı. Çok güzelsin. Nasıl yediğine çok yakından bakabiliriz. Çok yakınım. Biraz daha yaklaştırdım. Evet. Tohum olsa gerek yediği, içini açıyor şu anda parçaladığı dişleriyle. Çok güzel. Kopardı bunu, parçasını. Çok güzelsin.
Yani buraya gelip de bu parklara gelip de sincapları beslemek, onları görmek, yani acaba görebilir miyim diye bir şey yok. Kesin görürsünüz. O kadar çok var. Ve insanlardan kaçmıyorlar. Kesinlikle. Ve çok güzeller. Benim üstüme mi atlayacaksın? Biraz küçültelim. Gel. Gel bakalım. Gelecek misin? Hadi. Ha? İki oldu geliyor ama elim boş olduğu için gidiyor. Eğer elim dolu olsaydı alacaktı benden. Hadi güzelsin cevap. Vay vay. Evet. Park Gorkova'da böyle sokak sanatçıları da var. Şimdi bize bir gösteri yapacak. Hoppa! Maladiyet! Oh! Süper! Park Gorkova'daki gezimiz devam ediyor. Şu anda bir çocuk parkındayız. Burada yaklaşık 8-10 adet ayrı temalı çocuk parkı var. Burası deniz temalı. İşte gemi, ahtapot, kaydırak yerleri. Burada bir tane deniz feneri var. Bu Moskova'nın bu park en eski tarihi parklarından bir tanesi. Hemen şurada bir göletimiz var büyük. Onu yakından tekrar çekerim ama şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Hemen karşıda da bir çocuk parkı var. Çocuklar için çok güzel gerçekten. Muhteşem parklar var. Gölette bu şekilde. Kuğular da var, ördekler de var ama onlar diğer tarafta. Bakalım. Park Gorkova. Park Korkova'daki gezi devam ediyor. Yine bir çocuk parkı. Yanında da bir tavşan evi gördük. Tavşanlar kocaman. Kocaman kocaman bir tavşan. Şu anda uyuyor. Diğer tarafta da var. Burada da kocaman bir tavşan. Galiba uyku saatleri. Burada da iki tane var. Keyifleri yerinde. Burada uyurlar var. Gorkova Park'tan çıktıktan hemen sonra burada Moskova Nehri var. Bu bina bir devlet binasıydı. İsmini hatırlıyorum ama şu anda bilemiyorum. Rusya'nın bir bakanlığı olabilir yüksek ihtimalle. İşte burası Moskova Nehri. Şurada büyük bir Rusya'nın büyük, Moskova'nın büyük katedrali var. Büyük bir kilise. Katedral daha doğrusu. Nisan ayında Moskova. Halen erimiş karlar duruyor kuytu kenarlarda.